Benim 3 sene, 5 sene, 10 sene önce ameliyat ettiğim hastalarım geldiğinde bana "Hocam hiç değişmemişsiniz, hala aynısınız. Nasıl oluyor da böyle oluyor?" diye sorular yöneltiyorlar. Haklılar. Ben tabii çok az değişiyorum belki ama onun da bir sebepleri var. Yüzüme kök hücreli doku yaptırıyorum. Arada bir kaş asma, yanak asma gibi kendi yöntemlerimi kullandırıyorum. Ama bu da yeterli değil. Şu anda ben neredeyim? ONEP'in bir kuruluşu olan MONEP'te, yani ameliyatsız güzellik bölümümüzde, Nişantaşı'nda kendimi Doktor Esra Hanım'a teslim edeceğim. Bu güzel alette, dual lazerle yüzümde ayrı bir gençleştirme elde etmek için. Ben bunu her sene 5 seans yaptırmaktayım. Zira bu alet gerçekten kolajenimizi tekrar remodele ediyor, yani şekillendiriyor ve dış etkenlerin yarattığı kötü olayları da çoğunu yok edip daha parlak, daha güzel bir cilde kavuşmamıza yardımcı oluyor. Demek ki metotların birleşerek bu şekilde olmasıyla biz ne yapıyoruz? Daha genç yaşlanmayı sağlamış oluyoruz. Şimdi Esra Hanım plastik cerrahımız aynı zamanda ve bu aleti son derece güzel bir şekilde uyguluyor. Zaten kendisi ameliyatlarda yapıyor, başka dolgularda yapıyor, her şeyi yapıyor. Ama bugün benim için geldi ve bu uygulamayı yüzüme yapacağım. İzahat verin. Şimdi yüzünüzü zaten cildiniz çok güzel. Sürekli fraksiyel yaptırdığınız için daha da güzel olacak. Zamanı geldi onun beyninizde fraksiyel yapacağız. 1550 nanometre dalga boyunda bir lazer cihazı bu. İkinci bir dalga boyu da var, lekeler için özellikle kullandığımız. Hafif bir ısı veriyor cilde yaparken. Yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor işlem. İlk bir haftada etkiyi görüyorsunuz fakat etkiyi giderek artarak oturuyor. Bir 3 ay kadar etkisi devam ediyor. Etkinin ortaya çıkması devam ediyor daha doğrusu ama iyi sonuç almak için 3 seans kadar öneriyoruz en azından. Bunları yanık skarlarına, yanık izlerine vesaireye de uyguluyoruz. Onlarda da biraz daha fazla seans gerekiyor. Şimdi işleme başlıyoruz.
prakserimiz bitti. Şimdi göz altında atış yapamadığımız uzak alanlara tekrar atış yapacağız. Göz çevresinde atlamıyoruz bu işlemi yaparken. Yüksek dozla tabii daha çok değiştiriliyor ama kızarıklıkta daha fazla oluyor.